Merhaba arkadaşlar, expert kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda Polka Starter borsasında ön satışa çıkacak olan Politrade coin'inin incelemesini yapacağız. Ekibi nedir, e, nasıl bir sorun çözüyordur, e, teknolojisi nasıldır, uzaya gider mi, kaç x yapar. Detaylı bir şekilde bunlara bakacağız ve daha sonra da WhiteList sistem var arkadaşlar WhiteListine girip Kuraya, çekilişe katılıp e, PoliTrade almaya çalışacağız. Ayrıca ne kadar Pols tutmanız gerekiyor, sistem nasıl değişti bunlardan da detaylı bir şekilde e, bahsedeceğim. Biliyorsunuz Pols, Polka Starter'ın e, borsasının kendi token'ı onlardan bir miktar tutmanızı istiyor. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için Polka Starter borsasından kısaca bahsetmek istiyorum. Polka Starter merkeziyetsiz bir borsa. Burada önemli coin ön satışları yapılıyor. Bugün inceleyeceğimiz ön satış gördüğünüz gibi Politrade. Daha ne zaman olacağı belli değil ama ben önceden videoyu çekmek istedim ki önceden siz de girip inceleyin, araştırın, okuyun ve süresi zamanı geldiğinde whitelistine önceden kayıt olmuş olalım. Güzel bir şekilde katılalım, kaçırmamış olalım diye ben de size önceden bu videoyu yapmak istedim. Daha önceki ön satışlar gördüğünüz gibi Open Ocean vardı, Lithium vardı. Stratos vardı, Mimcom vardı, Future Finance. Bunları gelip bu da inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok insan katılamıyor, çok insan kazanamıyor, çekilişle yapılıyor. Gördüğünüz gibi 454 kişi sadece alabilmiş, 403 kişi, 387 kişi. İnanılmaz çok kişi alamıyor. Bazıları Ethereum tabanında, bazıları BNB yani Binance Smart Chain tabanında oluyor, bazıları Ethereum'la bazıları BNB ile alınabiliyor. O da açıklanında zaten belli oluyor arkadaşlar. Polka Starter biliyorsunuz son zamanlarda bir sistem değiştirdi ve dedi ki ben dedi. Minimum 250 post tutarsanız bu e, ön satışlar sizi katıltıracağım dedi. Yani 250 post bir bilete denk geldi. Her tuttuğunuz 250 post yeni bir bilet yani milli piyango bileti gibi düşünün. Her 250 post yeni bir şans. Tabii ki 1000 post tuttuktan sonra size bazı bonuslar veriyor. İşte %10 daha fazla bilet veriyor gibi düşünün. İşte 2000 post olunca daha fazla gibi gibi. Bununla ilgili detaylı videomuz vardı. E, post nasıl alınır? Hangi borsadan post alıp gönderdim? En ucuz gönderme ve hızlı gönderme yolu hangisi? Bunu detaylı bir şekilde anlattığım sağ üstteki videoyu mutlaka izleyin. Onu izledikten sonra bu videoya devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de 750 post tutuyorum. Bu da düştüğünde aşağılardan toparlamıştık arkadaşlar. 750 post biliyorsunuz bir yerlerde 5-6 dolarlara çıkmıştı ama şu an oldukça uygun seviyelerde bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben de 750 post tutuyorum. Yani 3 bilet olarak düşünebilirsiniz. Bu postlarınızın minimum 7 gün cüzdanınızda kalması lazım. O nedenle 7 gün önemli bir. Süre. Şimdi Polytrait e, projesini inceleyeceğiz, Coin'i inceleyeceğiz. Teknolojisi nedir? Ne yapar? Buna detaylı bir şekilde bakacağız ama siz gelip Polka Starter borsasını inceleyebilirsiniz. Entre zamborsa geliştireceği yerleri var tabii ki ama çok potansiyelli. Güzel coin ön satışları yapıyor. Şimdi Polytrade'e geldiğimizde böyle bir sayfa karşılıyor bizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Polytrade'in logosu burada. Önemli bir uyarı diye bir şey çıkmış burada. Demiş ki Polytrade'in IDO'su yani ön satışı henüz daha açıklanmadı demiş ve Scam Proje dolandırıcılara karşı e, dikkatli olun demiş. Size eklerlerse işte Twitter'dan söylerlerse gelin şuraya para yatırın katılın ya da işte Telegram'dan gelin şuraya para yatırın katılın derlerse yapmayın demişler. Bundan da güzel bir şekilde bahsediyor bir şekilde burada uyarı olarak Shaping the Future of Trade Finance yani geleceğin ticaret finansını şekillendiriyor diyor. Polytrade güvenli ve sigorta destekli gerçek dünya varlıklarını kripto dünyasına getiriyor olarak açıklamışlar. Kriptoyu borç verenlerden alıyor arkadaşlar ve ihtiyacı olan sermayesi olan insanlara veriyor ve bu şekilde düşük faizli bir şekilde hızlı finansman erişimi sağlıyor. E Polytrade kullanmayan e, kripto likiditesine erişiyor ve geleneksel alacak finansmandaki boşlukları kapatıyor. E Polytrade katılarak herkes kat kazanıyor arkadaşlar. Aşağı indiğimizde burada nasıl çalıştığını gösteriyor. Gayet güzel bir şey ama buraya gelip inceleyebilirsiniz. Burada satıcı var. Satıcıya ne oluyor? Para giriyor, para geliyor. Daha sonra satıcı bu parayı alıyor ve ürünleri e, alıcıya gönderiyor. Alıcı ürünleri alıyor ve faturayı ödüyor. Politrade'e gidiyor. Politrade'de faturayı tekrar satıcıya gönderiyor. Peki buradaki buyer yani satıcı parayı nereden buluyor? Parayı da parası yoksa mesela almak istiyor seller'dan, satıcıdan. Parayı da Politrade'den borç alıyor. Peki Politrade parayı nereden buluyor diyor sorarsanız. Politrade'de burada liquidity providers var. Yani mesela siz gidip paranızı staking'e koyuyorsunuz ya. O staking'e koyduğunuz para buraya gidiyor. Buradan gelen paraların işte bir kısmını alıyor Politrade. Buraya veriyor. Bir kısmını interest rate evet, yani faiz olarak geri veriyor. Diyelim ki basitleştirelim. Sizin 100 dolarınız var. Politrade diyor ki gel paranı bana koy. Ben sana 100 dolara 120 dolar vereceğim. Daha sonra sizin bu 100 dolarınızı alıyor. Buraya diyor ki bayra yani satın alıcıya ben sana diyor 100 dolar veririm ama daha sonra bana 125 dolar ödersen. Aradaki 5 dolar da Politrade'in cebine giriyor. Bu şekilde güzel bir şekilde hem kullanılmayan parayı kullanmaya çalışıyor hem de Bayıra yani satın alıcılara düşük faizli kredi veriyorlar. Mevcut bankacılık sisteminin kripto ve online hali olarak düşünebilirsiniz ve daha düşük faiz olması tabii ki bir artısı. Çünkü insan masrafı, şube masrafı o buşu yok. Ondan projeyi ben oldukça beğendim. Yani gerçekleştirebilirlerse gayet akıllı ve güzel bir e, proje ve özellikle burada bahsettiği şey SME's demiş. Yani SME's dedi Small Medium Enterprises. Yani kobi e, dediğimiz küçük ve orta ölçekli işletmeler arkadaşlar onlara yönelik getirilen bir çözüm. Bundan da detaylı bir şekilde bahsetmek istedim. Ben projeyi beğendim yani. E, gelip siz de inceleyebilirsiniz. Takım üyeleri var burada. Takım üyeleri işte founderlar, kim bulmuş. Daha sonra burada işte chief operating officer, chief growth officer. Bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ben LinkedIn'den baktım. Gerçekten böyle insanlar var. Hatta Piyush ile ortak bağlantım bile buldum arkadaşlar LinkedIn'den. E, ortak bağlantımız olan bir arkadaş. Piyush Gupta. E, ona da e, ulaşabiliriz istersek diye düşünüyorum. Danışmanları var. Danışmanlarını görüyorsunuz. Polygon'un Matin biliyorsunuz CEO ve founder'ı olan Sandeep da bunların e, danışmanlarından biri. O da önemli olana bahsetmek istedim. Daha sonra e, yatırımcılarına baktığınızda burada birçok yatırımcısı var. Polygon başta olmak üzere arkadaşlar Rock Capital Media Coverage'de olduğu bahsediyor. Media Coverage'de yani internette ya da gazetede, televizyonda haberlerin çıktığından bahsediyor. Ben de bakayım sağlamasını yapalım diye Yahoo Finans yazdım arkadaşlar. Yahoo Finans yazdım ve Politrade yazdım Google'a ve çıktı arkadaşlar gerçekten varmış. Yahoo Trade Finans'ta bir makale çıkmış. Ne zaman çıkmış? 27 Mayıs. Yani bundan yaklaşık arkadaşlar bir buçuk ay önce bir makale çıkmış ve burada blockchain tabanlı Trade Finans protokolünden bahsetmişler ve Politrade'in başarılı bir şekilde 1.2 milyonluk yatırım aldığından bahsetmişler. 1.2 milyon dolarlık yatırım aldı. Burada da makaleyi inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Burada detaylı bir şekilde bahsetmiş. Yani proje arkadaşlar, skem olduğunu düşünmüyorum ben. E, ekibi iyi, mantık iyi, e, detaylı bir şekilde açıklamışlar. White paper'ını inceledim ben. 32 sayfalık bir white paper var. Hızlı bir şekilde baktım. Burada işte e, trade finance nedir? daha sonra ekip nedir? Ne yapmaya çalışır? Ne gibi bir sorun çözüyor? Bunları detaylı bir şekilde anlatmışlar. Buradan da ilginizi çekerse gelip inceleyebilirsiniz. Hatta en başta da bir ön söz gibi bir şey var. Yani kurucularından, şurada gördüğünüz gibi kurucularından bir not. Neden bunu yapmak istediler? İşte nedenleri neler? Bunu detaylı bir şekilde açıklamışlar. Gayet güzel. İşte dünyadaki olan gelişmelerden bahsetmişler. Neden bunu yapmak istediklerinden bahsetmişler. Gayet güzel arkadaşlar. Zaten ben de size kısaca bahsetmiştim. Peki şimdi ne yapıyoruz? Sayfanın aşağısına geldiğinizde Twitter'ına girdiğinizde arkadaşlar, Twitter Twitter'da size direkt zaten sayfasına 70 70.000'in üzerine takipçisi var bize takip edelim. 70 bin üzerine takipçisi var ve daha sonra aşağı indiğimizde ne diyor? E, Deadline'ı yani whitelist'e girmek için olan e, süreyi uzatmışlar. Ne zamana kadar uzatmışlar? 14 Temmuz 3 p.m. UTC yani 14 Temmuz Türkiye saatiyle akşamüstü 6-18'e kadar uzatmışlar. Ve burada da bahsettiğimiz notu söylemişler. Elinizde post token tutmanız gerekiyor. Minimum 7 gün öncesine kadar. E, Whitelist'in kapanma tarihinde. E, daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buraya gelip e, tıklayacağız. Tıkladıktan sonra bizi e, bu sayfaya getiriyor arkadaşlar. Medium.com sitesi. Buradan detaylı bir şekilde okuyabiliriz. Burada detaylı bir şekilde anlatmış. Ne yapmamız gerektiğini gördüğünüz gibi 250 Pols minimum tutmanız gerektiğinden bahsetmiş. ERC20 tabanlı. Ben bahsettiğim gibi MetaMask'imde tutuyorum. Burada gördüğünüz gibi Ethereum mainnetinde ve 750 Pols'um mevcut. E, aşağı doğru devam ettiğimizde diyor ki whitelist olmak için bu formu doldurmanız lazım. Bir Google formu ve burada neler yapmanız gerektiğinden bahsetmiş. Yani ne diyor? Follow PoliTrader on Twitter. Az önce Twitter'ı zaten takip ettik. Telegram grubuna katıl diyor. Telegram grubuna şimdi katılacağım. Burada gördüğünüz gibi join diyorum. Evet Telegram grubuna katıldık. Daha sonrasında başka ne diyor? Bakalım Telegram announcement channelına da katıl diyor. Buna da katılıyoruz. Burada gördüğünüz gibi join'a e basıyoruz. Evet daha sonrasında whitelist'teki olan soruları cevaplı diyor. Onu yapacağız. Daha sonra da optional olarak yani size kalmış tercih Instagram ve LinkedIn'de de takip edin diyor. Bundan da bahsedelim. Daha sonra da Polka Starter Twitter'da takip edin diyor. Zaten ben Polka Twitter'da takip ediyorum. Gördüğünüz gibi following diyor. Ee, bu kadar arkadaşlar. Yapmanız gerekenler. Şimdi ne yapacağız? Whitelist'e girmek için formu dolduracağız. Gördüğünüz gibi buraya geldik. Whitelist. Ben bu linki de videonun açıklamasına bırakacağım ki arkadaşlarımız aramakla uğraşmasın. Gelip direkt buradan arkadaşlar e, doldurabilirsiniz. Size de kolaylık olsun bu. E, şimdi geldiğiniz gibi isminiz soy isminiz diyor. Yazdık. e mail adresimizi sormuş. Onu da yazdık. Twitter profil e, linkiniz nedir diyor. Onu da buraya kopyaladık. Telegram profilimizi soruyor. Onu da yazıyorsunuz Telegram'ımızın. Daha sonra ERC20 cüzdan adresini soruyor. O çok basit. Buradaki direkt Metamask'tan gelip buraya kopyalıyorsunuz. Buraya gelip yapıştırıyorsunuz. Hangi ülkede yaşadığınızı yazıyorsunuz. Ve daha sonra diyor ki... Politered Finansı Twitter'da takip ediyor musun? Evet az önce ettik zaten. Politered Telegram gruplarına katıldık mı? Evet sizle birlikte katıldık. Ve Polka Starter Twitter'da takip ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Burada da sizin genel kültürünüz ya da isteğinize göre birkaç soru sormuş. Onlar arkadaşlar gelip burada işte diyor ki... Politered hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da ekibe nasıl bir öneri vermek istersiniz? İşte Politered deyince insan olsa nasıl bir insan olurdu? Tarzında böyle sorular var bunları yani yanıtlayabilirsiniz. Bunların yanlışı doğrusu yok. Daha sonrasında arkadaşlar burada okudum anladım mı? Okeyliyorsunuz. Daha sonra burada okudum anladım. Okeyliyorsunuz ve göndere basıyorsunuz. Göndere bastığınızda gördüğünüz gibi yanıtınız kaydedildi diyor. Bu şekilde bize e, çekilişe katılmış olduk. White liste katılmış olduk. Umuyorum e, ben de kazanırım, siz de kazanırsınız ve herkes gönlünden geçen kadar gelip e, satın alım yapabilir. E, Polka coin ön satışları oldukça e, potansiyelli sizin de bildiğiniz gibi. Şimdi size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Sadece, e Poltr'de sadece whitelist'e katılan insanlar e, katılabilecek diyor ve ondan arasında e, rastgele bir çekiliş yapılacak diyor bu şekilde e, çeşilecek diyor ve mümkün olduğunca bu çekilişle herkese eşit ve adil bir şekilde yapılacağından bahsediyor. Siz de gelip buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu arada Polka Starter ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız e, Polka Starter serisi yapmıştım. O videoyu sağ üstte bırakıyorum. O videoyu da mutlaka izleyin. Polka Starter ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için. E, umuyorum aklınızdaki sorular yanıtlanmıştır. Polka Starter ile ilgili ya da Politrade ön satışı ile ilgili işte white whitelist'e nasıl katılırız, ne yaparız, potansiyeli nedir, ekibi nedir, nasıldır, nasıl bir sorun çözüyordur. Gene aklınıza takılan soruları bu videonun altına yazabilirsiniz. Bütün yazılan yorumları okuyorum. Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.